Biliyorsun daha önce Didem'le bir tartışmanız Evet, olmuştu. evet. Hatta bayağı büyük bir Büyük tartışmaydı. tartışmamız olmuştu. Fakat hani Didem gittikten sonra da adı senin tartışman devam etti. Evet. Yani Daha sonra Tevfik'le bir tartışmamız oldu ama ondan sonra barıştık kendisiyle. Sorun yok şimdi. evet, bir tek Tevfik diye mi geçelim olayı? Hayır, Tevfik'le tartıştım. Sırasıyla evet Tevfik'le sonra. Ben de. Kızlarla bayağı bir tartışmamız Kızlarla oldu. oldu. Şimdi Evet. Tevfik kızlar. Ondan Zaten sonra bir tane giden kız var. biraz hafif küçük Sedat'la oldu, Vedat'la. Evet. Bir tek Gökhan'la tartışmadık herhalde. Gökhan'la tartışmadın. Seninle tartıştık mı Gökhan? Yok, bir sorun yaşamadık yani. Peki işte ben de bunu merak ediyorum. Gökhan'la niye tartışmadınız? Ben de anlayamadım ya. Galiba Gökhan'ın şeyden kaynaklanıyor olabilir. Yani ne bileyim. Fazla şey yapmıyor. Konuşmamasından dolayı da Konuşsa olabilir. yoksa onunla da olacağım diyorsun. Ben bazen dürtüyorum kendisini. Konuş konuş diyorum biraz ya dedim. Niçin böyle hiç sesin çıkmıyor dedim bazen. Anlamıyorum. Demek yapısı öyle galiba Peki kendisi. senin şimdi böyle çok tartışma huyun var mıdır? Tartışma. Arada bir böyle enerji gelirse oluyor. Enerji gelirse. Böyle bir şey. Deşarj mı oluyorsun insanlarla böyle biraz tartışarak? Rahatlıyorum. Rahatlıyorum. Çünkü hani biraz fazla mı uzatıyorsun bazen konuları bilmiyorum. Yani bir şeye takılıyorsun mesela sürekli olarak onu söylüyorsun. Ben baktım mesela röportajlarda tam 38 kere kızların yemeği yakmasından bahsetmişsin. Aynen. Beceremiyorlar Şimdi, Acun Bey. Hani şimdi şöyle bir gerçek Gerçekten var. beceremiyorlar. Tamam. Ya açıkça söyleyeyim de ben burada beceremiyorlar. Biliyorum sen de zaten 38 kere bunu söylemişsin. Şimdi şunu kabul ediyoruz artık. Kızların beceremediğini düşünüyorsun sen. Evet. Aynen. Tamam. Ve yemek yakmaları konusunda, yemeği yakmaları Yemeği konusunda da yapan benim. evet, yemeği yakması konusunda da biraz eleştiri getiriyorsun diyelim. Çok mu önemli bir yemeğin yanması? Şimdi şunu anlayamadım mesela. Diyorsun ki bir yerde yemeği yaktınız. Ben bunu yedikten sonra nasıl oyun oynayacağım? Yani şimdi bakıyorum ateşi tam yakıyorlar. Kardeş ateş bu kadar yüksek ateşte yanarsa yemek de yanar. Tadı da olmaz, tuzu da olmaz. Ateş kısık ateşte Peki olmalı. biz mesela seni gördüğünü seyrederken arkadaşlar şöyle bir şey zannetti. Mikrodalga zannediyor diyorlar senin için o ateşi. Ne zannediyorlarmış? Ayarı yoktur ki o ateşin diyorlar. Mikrodalga değil ki diyorlar. Hayır tamam da iyice tam sönmesi beklenmesi gerekir. Yani acele edilmemesi gerekir. Tamam. İkincisi yağ çok döküyorlar. Tamam. Yağ yok. Üçüncüsü bayanlar unu atarken bir köşe atmaları gerekir. Bunlar hepsini bir tavanın bir köşesine atıyorlar. Acun ben ona dolma saracağım. Dolma değil mi? Buluşursanız bir dolma sararsın ona. Biz de sabırsızlıkla Olur bir ara İstanbul'a gel. adaya bekliyoruz ki.